mikrofonu arkadaşlar kapatabiliriz. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Yine bir Ramazan bayramında ilçe binamızda hep birlikte bir aradayız. Bütün milli bayramlarda, dini bayramlarda en üst düzeyde bir hassasiyet göstererek bu kutlamaları birlikte yapıyoruz. Bu bayramların coşkusunu birlikte, hep birlikte yaşıyoruz. Yine Ramazan bayramımızın coşkusunu da birlikte bugün yaşamaktayız. Ama değerli arkadaşlarım, arkaya doğru geçebiliriz arkadaşlar. Gücü olan bir şeyi de tekrar burada söylemek istiyorum. Bu ikinci Ramazan bayramıdır. İlçe binamızın tapusunun bizim elimizde olduğu. İkinci Ramazan bayramıdır. İlçemizin binasında, kendi ilçe binamızın merkezinin parti kütüğüne kayıtlı olduğu ikinci bayramı yaşıyoruz. Bu ilçe tapumuzun senedidir. Bunun için sevinçliyim değerli arkadaşlarım. Ama bu bayramı bir bakımda buruk, bir bakımda hüzünle karşılamaktayım. Bu bayrama ulusça buruk girdik değerli arkadaşlarım. Bu bayramda ulusça gönlümüzün hoş olmadığını görüyorum değerli arkadaşlarım. Bu bayram yeniden bizi, vicdanları, ahlakı sorgulamaya çağırdı bu bayram bizi yeniden. Bu bayram yeniden bizi empati yapmaya çağırdı. Bu bayram yeniden bizi kini ve intikamı dışarıda bırakmaya çağırdı. Çünkü Müslüman dünya kan revan içinde, çünkü ülkemizdeki iktidar kin ve hesaplaşma peşinde. Bu bayrama buruk girdik dediğimin altında değerli arkadaşlarım şu yatmakta. Düşünün ki değerli arkadaşlarım, bir bayram marifesinde bir ülkenin genelkurmay başkanı müebbet hapisle yargılandı, cezaevine sokuldu. Ve yine bir bayram marifesinde değerli arkadaşlarım, sadece bir terör örgütünün liderinin gizli tanıklığında verilen ifadeye istinaden bu ülkenin genelkurmay başkanı içeri alındı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Onun için vicdanım süzülüyor, onun için yüreğim yaralı, onun için bu bayrama buruk giriyorum değerli arkadaşlarım. Düşünün ki değerli arkadaşlarım, bir ülkede yıllardır kan akıtan terör örgütünün elemanları sınır dışına giderken ellerinde silahlarıyla koruma altında gidiyorlar. Ama bir ülkenin genelkurmay başkanı terörist diye ömür boyu hapse mahkum ediliyor değerli arkadaşlarım. Güneydoğu'daki teröristlerin hepsi devletin koruması altında, silahları ellerinde sınır dışına gitmek için uğurlama merasimleri yapılırken bu ülkenin genelkurmayına, genelkurmay başkanına, bilim adamlarına, üniversite hocalarına yapılan bu şeyin intikam olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Onun için bu bayramın benim açımdan hüzünlü bir bayram olduğunu ve bu hüzünlü bayramında vicdanımızı yaraladığını bugün buradan ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, biz barış dininin temsilcileriyiz. Sevgi dininin temsilcileriyiz. Biz kardeşlik dininin temsilcileriyiz. Peygamber Efendimiz, lütfen telefonunuzu sonra şey yapalım. Telefonları siz de alalım değerli arkadaşlarım. Bu dinin kurucusu ve tebliğcisi Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde şunları söylemişti, şunları ifade etmişti. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize hasım olmayınız. Birbirinizin arkasından çekiştirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Dikkat edin değerli arkadaşlarım. Bu dinin kurucusu ve tebliğcisi Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken büyük bir taşın üzerine çıkar ve onu karşılamaya gelen ahliye, ey Allah'ın kulları,
kardeş olunuz der. Bunun altındaki mana şudur değerli arkadaşlarım. Yani orada Yahudiler vardır, Hristiyanlar vardır, zenciler vardır, zenginler vardır, yoksullar vardır, kadınlar vardır, erkekler vardır. Hiç kimseyi ayırt etmeden, hiç kimseyi birbirinden farklı görmeden, ey Allah'ın kulları kardeş olmuşlar. Yani fakiri de, zengini de, zencisini de, beyazını da, Arap'ını da, gayrimüslimini de bir görür. Hepsine birden toptan ey Allah'ın insanları der ve hepsini kucaklar değerli arkadaşlarım. İşte değerli arkadaşlarım, merkezde oturanlar, kenar mahallesinde yaşayanlar, şehirde yaşayanlar, hepsine birden kardeş olunuz der ve hepsini kucaklar, hepsini bir görür. Medine yeni dünyanın temelleri, Medine'de yeni dünyanın temelleri bu düşünce üzerine inşa edilir, bu fikir üzerine inşa edilir. Yine o dönemde değerli arkadaşlarım, 183 aile, yoksul olan aileye Peygamber Efendimiz bir inekten 10 ailenin süt içmesini emreder. Yani paylaşmayı, yani dayanışmayı, yani birlikte yaşamayı emreder ve öyle de yaparlar değerli arkadaşlarım. Din her şeyden önce kardeşliktir, barıştır. Paylaşım, bölüşüm, sevgi, merhamet, adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, özgürlük dinin temelidir, dinin kendisidir. Eğer bunlar yoksa din başka bir şeydir. Bunlar varsa dinin gerçeği vardır. Peygamberimizin tebliğ ettiği gerçek din vardır. Dolayısıyla biz bunların hepsine uymak zorundayız. Bunların hepsine biat etmek zorundayız. Din sondadan çıkan bütün ayrılıkları, gayrılıkları sona erdirmiştir değerli arkadaşlarım. Kötülükten korkmak, kötülükten kaçmak elbisesi dışındaki bütün elbiselerin çıkarılmasını, erdem dışındaki bütün rütbelerin sökülmesini, insan dışındaki bütün renklerin, kabilelerin, dillerin anlamsızlaşması, bölüşmek dışındaki bütün sahiplenmelerin ortadan kalkması, sevgi dışındaki bütün hislerin bayağılaşması, hak, gerçek, adalet dışındaki bütün otoritenin yok olması demektir din. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde ilk bunu yapar değerli arkadaşlarım. Yürünecek yolun, yani dinin, dünyada kurulacak uygarlığın bütün temellerini bu fikir ve düşünce üzerine inşa eder, ifade eder. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. İşte bu ezeli ve ebedi bir yöndür, bir yöntemdir, bir düşüncedir değerli arkadaşlarım. Ondan sonra gelmiş geçmiş bütün ozanlar, ondan sonra gelmiş geçmiş bütün devrimler bu düşünce üzerine inşa edilmiştir. Bu düşünce üzerine hayat bulmuştur. Bütün devrimler bunun için yapılmıştır değerli arkadaşlarım. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük, adalet, birlik. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler, bilgeler, büyük filozoflar hep bunu söyleyerek geldiler ve bunu yaşatmak için de mücadele ettiler. Hazreti Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde ilk yıllarda kardeşlik devrimini bu komün hayat üzerine inşa etmiştir. Çünkü günümüzde değerli arkadaşlarım, biraz evvel örneğini verdiğim gibi 10 ailenin bir inekten süt paylaşmasını bırakın, artık komşusunun komşusunu görmediği, komşusunun komşusunun derdine deva olmadığı, komşunun komşuyu sorgulamadığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz, hep birlikte geçiriyoruz. İşte değerli arkadaşlarım, Hazreti Peygamberimiz isterse o dönemde Karun kadar zengin olabilirdi. Devletin bütün malını, mülkünü kendi uhdesine alabilirdi. Ama değerli arkadaşlarım, bu dinin tebliğcisi ve bize getiren o yüce insan ölürken sadece bir devesi ve bir evi vardı. Şimdi bugünün yöneticileri o güne bakarak kendilerine pay çıkarmak zorundadırlar.
O gün Karun kadar zengin olmayı hedefleseydi bu dinin kurucusu, bunu yapabilirdi. Ama o gün o toplumun yoksulluğu ve yokluğu içinde malı, mülkü ve serveti bir kenara bırakarak eşitliği, özgürlüğü ve adaleti ve paylaşmayı emretti. Ve onun gereğini de yerine getirdi değerli arkadaşlarım. Onun içindir ki eğer biz bugün sünnete uyacaksak, Peygamber Efendimiz'in ölürken bıraktığı o sünnete uymak zorundayız. Yani zenginleşmek, yani malı, mülkü, serveti elimizde tutmak, büyümek bize yarar getirmiyor. Toplumun bütün kesimlerinin, bütün toplum bileşkelerinin büyümesi, kalkınması, mal, mülk edilmesi bizim idealimizdir. Bu dinin de idealidir değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, bunun içindir ki biraz evvel söylediğim, bu bayrama vurup giriyorum, bu bayramı vurup karşılıyorum. Ama bilinmesi gereken bir şey var değerli arkadaşlarım. Elbette Peygamber Efendimiz'in o dönemde tohumlarını attığı, idealini koyduğu şey bu ülkede ve İslam dünyasında gerçekleşecektir. Onun için biz o günün mücadelesini, yani kardeşliğin, barışın, sevginin, dayanışmanın, paylaşmanın hakim olduğu bir dünyanın kurulması için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Tekrar dayanışmanızı, birliğinizi, sevginizi kutluyorum. Tekrar birlikteliğimizi bundan sonraki süreçte daha yukarıya çıkararak devam ettirmemizi diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bizden emekli bir partilimizin kalp krizi geçerek vefat etmesi ve bugün ikindi namazında Telsiz Camisi'nden kaldırılması. Bunun için de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Bugün bu bayram haftadan sonra Allah kısmet ederse sevgili değerli kardeşim Mehmet Ali Bey'in cenazesini kaldırmak üzere Telsiz Camisi'ne gideceğiz. Yine bugün bu toplantıda bayram mesajı vermek isteyen arkadaşlarım takdir kürsümüzden ikişer üçer dakikalık bir söz hakkıyla bayram mesajlarını, sadece bayram mesajlarını verebilirler. Bayram mesajlarını aldıktan sonra da buradaki resmi federasyonu bitirerek içerideki bayramlaşmayı yine kendi işimizde yapacağız diye arkadaşlarım. Tekrar bayramlaşma, hepimizin bayramı mübarek olmalı. Söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz veriyorum. Tapıyı bana verecek, sanki vermiş gibi çok sevindim. Bir göreyim o tapıyı, şu tapıyı da bir öpeyim. Bu tapının muhakkak bir konusu geçmiş, Sayın Başkan da beni hatırlamış. İyi, çünkü her zaman ilçem olduğu için sevinirim. Ufaktan beri geldim, devamlı bu partiliyim. Devamlı bir yerde oturduğum zaman Zeytinburnu'nda en çok sorumu benden sorarlar. Belediye başkanı gelir geçer, burada kaybolur gider, benden sorarlar. Bunun tapusu bir ay önce, bu tapuyu bir ay önce ya da 6 ay önce bir yerde oturmuştuk, böyle konuşuyorduk. Ya ilçe başkanınız dedi, tapuyu aldınız mı? Vallahi dedim arkadaş, ben şimdi sana ne yalan söyleyeyim. 5-6 arkadaştık. Ama bu tapu alınmış mı, alınmamış mı ben gözümle görmedim. Onu da demek ki Sayın Başkan'a iletmişler, aynı arkadaş iletmiş, kim iletmişse. Dedim ben gözümle görmedim. Ya dedi biz kaç kere öyle gittik yani görmedik dedi. Vallahi dedim ben de görmedim ama alınmış dedim, para verilmiş. Birinin namına 150 milyar dedim bir gelen şey vermiş, diğer de burada toplanmış. Onun için bu konu geçti. Bu konu için de Sayın Başkan... Ben örgütler böyle toplu gördüğüm için Sayın Başkanlara ve Belediye Başkan adaylarımıza da başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hepinize çok çok teşekkür edeceğim. Benim söylediğim budur. Onu bir yerde konuşmuşsun sen. Sakın kötüyü anlama. Ramazan ayını bitirdi. Ramazan ayını kendi hoşgörüsü ve dayanışması içerisinde Zeytinburnu'nda çok anlamlı bir şekilde tamamladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel hale gelmiş olan Ramazan iftarlarını bu dönem, bu Ramazan'da daha yoğun bir şekilde
yerine getirmeye çalıştık. Onlarca mahallelerimizde sokak iftarları verdik. Birçok kapalı iftar organizasyonu yaptık. Davet edildiğimiz birçok iftarlara da ben ve arkadaşlarım katıldı. Özellikle örgüt olarak birlikte organize ettiğimiz bu iftarlara katkı veren başta ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri, mahalledeki birim başkanları ve yöneticilerimiz ve tabii gençlik kollarımıza gerçekten ben teşekkür etmek istiyorum. Biz Zeytinburnu'nda Ramazan'ı kendi hoşgörüsü, kendi paylaşımı, kendi dayanışması içerisinde tamamladık. Ama ülkemizde ve dünyada durum biraz farklı. Sevgili ilçe başkanım değinmeye çalıştı. Bugün hem ülkemizde hem dünyada milyonlarca insan açlıkla yaşamak, açlık sınırında yaşamak. Ülkemiz komşularıyla savaşın eşi. AKP iktidarının Tayyip Erdoğan'ın dayatmasıyla, savaş kışkırtıcılığıyla Suriye'de her an bir savaşın içine girebilme durumundayız. Gene AKP iktidarının 3 gün önce Silivri'deki duruşmayı izlemeye giden mahkum yakınlarına ve örgüt üyelerimize, arkadaşlarımıza ve Türkiye'nin birçok yerinde gelen insanlara davranışını hep beraber gördük. AKP iktidarı topluma o baskı, şiddet, sindirme politikalarını yaşamımızın her alanında yapmakta, Silivri'de de aynısını yaptı. AKP iktidarı kendine düşman olarak gördüğü bu halkla hesaplaşmak istiyor. Tam bu noktada işte devreye bizim girmemiz lazım. Yani bizim onlara hesap sormamız lazım. Şimdi burada bahsettiğim Ramazan ayı içerisindeki bu sofralarda sevgili arkadaşlarım binlerce insanla temas etme fırsatı bulduk. Hem o sofralarda hem ziyaretlerimizde insanların bir beklentisi var. İnsanlar bu AKP iktidarından mutmuş sevgili arkadaşlar. İnsanlar bizden biraz daha çalışmamızı, sokakta daha fazla olmamızı istiyor. Ve ben inanıyorum çalışmalarımızı daha da güçlendirerek birlikteliğimizi bu Ramazan'ın verdiği barış ortamında daha da pekiştirerek sokak sokak, ev ev çalışarak AKP'yi hem Zeytinburnu'nda mağlup edeceğiz hem Türkiye'de iktidardan uzaklaştıracağız. Bu duygularla sizlerin ve aileleriniz bayramını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın son peygamberimizin söylemleri konuştuğunda hep benim yüzüm güldü. Belki dikkat edenler olmuştur. Türkiye dünyanın en önemli ülkesi. Türkiye Anadolu coğrafyasıyla dünyaya önderlik, insan sevgisi ve insan yumağını ışık saçan bir ülke. O yüzden Sayın İlçe Başkanımızın söylediklerini ben zevkle inanın dinledim. Yaşamım benim 1973'ten beri siyasal yaşamım laiklik olgusuyla ve üstüne basarak laikliği yine devam edecek, yaşamaya devam edecek. Laiklik o kadar güzel ki insan haklarını ve özgürlüklerini o kadar iyi sunuyor ki ama dinleri, ama inançları, ama şeyleri her neyse hükmedenlerin koltuklarını kendi çıkarlarına kullanmaları gibi örneğin Sayın sevgili Başbakan'ın benim ülkem dediği, bizim demediği, benim %50'm dediği, bizim diyemediği ülkemiz çok vahim durumda. Şu an Türkiye uçurumun eşiğine gitmekte. Ama her sancılı doğum yeni bir umuttur. Bu bayram inşallah partimizin hem Zeytinburnu'da içselleşmiş bir sevgi yumağını oluşturur hem de Türkiye'de bu sevgi yumağı büyür ve bizi iktidara taşır. Ben inanıyorum ki bizler içselleşmiş insanlığı, içselleşmiş demokrasiyi, sosyal demokrasinin kendi evrensel kuralları içinde elbette ki peygamberimiz aslında ben eskiden hep söylerdim. Ben peygamberimi seviyorum çünkü o solcu. Evet solcu diyordum. Ya ne demek Salih ya öyle şey mi olur diyorlardı. Evet bizim peygamberimiz hak peygamberi, yoksulluğun ortadan kaldıranların peygamberi, bizim peygamberimiz beytülmal hakları yani kamu haklarından
bir dönem zimmetine geçirmeyen bir peygamber. Sosyal demokratlar da aslında öyle. Avrupa'daki sosyal demokrasiyi incelediğimizde görmüşsünüzdür ki oradaki başbakanlar, sosyal demokratlar en ufacık bir skandalda başbakanlığı bırakmışlardır. İnceleyin ki öyledir. Biz ülkemize Cumhuriyet Halk Partili ile hem demokrasiyi getireceğiz, hem AKP'nin zulmünden ülkemizi ve halkımızı kurtaracağız. Bunu biz birlikte yapacağız. Yine çağdaş sosyal demokrasinin evrensel kuralları içinde söylemeliyiz ki bizim sosyal demokrasimiz kentli ve kentli haklarını savunur. Kentlilik çağdaşlıktır. Kentlilik özgürlüğü savunmaktır. Dolayısıyla Zeytinburnu kentlileri olarak, Zeytinburnu'nun oturan paydaşları olarak hepimizin haklarını kümülatif bir bütünlük içinde savunacağız. 300 küsür bin yaklaşmış olan ilçemizin haklarını Cumhuriyet Halk Partili ile birleşik olarak savunacağız. Ve bu birleşik gücün Zeytinburnu'na ilk yaklaşan yerel seçimde bizi iktidara taşıyacağı, yine katıldığım gibi bu iktidar daha sonra AKP'nin iktidardan indirilişinin, hükümetteki indirilişinin sonuna hazırlayacak. Bugün bir arkadaşımla konuştum, onu anekdot olarak geçmek zorundayım mecburen. Kendisi ülke ekonomisinin siyasal anlamda sentezlerini yapan bir arkadaşımdı. Salih Bey'in, AKP bitiyor ama diyor, biz bu bitişe ne çözüm getireceğiz? Evet dedim, bizim sorunumuz o. Evet arkadaşlar, ülkemizde bizim sorunumuz var. Bu ülkede sevgiyi, barışı, adaleti, hakça yaşamı, bir tane daha yoksulun kalmadığı bir modeli ülke toplumunun önüne sunacağız. Yerel yönetimlerde biz bunun önderliğini yapacağız ve iktidar olan hükümet iktidarımıza da ekonomik politikalarımız ve sosyal adalet politikalarımıza bunu sağlayacağız. Benim adım biliyorsunuz Salih Zeki Durmuşoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Zeytinburnu İlçe Başkanlığımıza resmi belediye başkan aday adaylığı müracaatında bulundum. Bu müracaatın Zeytinburnu halkına, Cumhuriyet Halk Partimize bu bayram günü hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmacı arkadaşlarımızın da belirttiği gibi barış, sevgi ve kardeşlik dininin temsilcileri olarak, birer mensupları olarak biz mutlu ve huzurluyuz. İyi ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın böyle bir dini yaymış. İyi ki biz bu dinle buluşmuşuz. Yani bütün anlattığım bu sefaatler, anlattığım bileşkeler bizim dinden aldığımız güzel yönlerimiz, güzel şekillerimiz. Değerli arkadaşlar, Ulusal Başkanımız biraz evvel söyledi, ben konuşmamın sonunda söyleyecektim. Ramazan bayramında mahallelerde iftar sofralarını açtık. Binlerce yurttaşımızla birlikte, parti üyesi olsun olmasın, Zeytinburnu vatandaşlarla birlikte iftar sofralarımızı paylaştık, bölüştük. Onlarla birlikte toplu duamızı ettik. Toplu soframızda iftarımızı açtık. Toplu ibadetlerimizi gerçekleştirdik. Ve gerçekten iktidarda olmayan bir partinin yapması gereken çok zor şeylerden bir tanesini hep birlikte gerçekleştirdik. Birlikte kararlaştırdık. Birlikte uygulamaya soktuk. Ve bu bizde bir gelenek haline geldi. Özellikle bu geleneğin son senesindeki, son Ramazan ayımızdaki katkılarından dolayı Sayın Mustafa Fazlıoğlu'na büyük maddi imkanları kardeşimiz sağladı. Yine Özgür Aydın kardeşimize büyük katkılarından dolayı ve gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın emekleri, yönetim kurulumuzun emeklerine de teşekkür ederek bugünkü bayramlaşma toplantısını bitiriyorum. İçeride tekrar bayramlaşmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler. Bir dahaki bayramı iktidarda yaşamak üzere. Hepinize hoşça kalın.